Zorplar, öğrenebilme şansı. Çok eğlenceliydi. Bitirmek için yarın geri gelebilir miyiz? Daha ödevlerimizi yapmamız lazım. Benim için önemli olan bir konuda bir yazı hazırlamam gerekiyor. Yarın okula gitmek zorunda olmasaydım keşke. Ben bir daha hiç okula gitmek zorunda kalmasaydım keşke. Gerçekten mi? Ben bayılırdım okula. Yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceli. Okula gidebildiğin için öyle şanslısın ki. Şanslı mı? Kesinlikle. Herkes okula gidemiyor. Ya, Amita ve Mundo gidememişlerdi. Amita ve Mundo yan komşularımızdı. Birlikte zorbol oynardık. Ama bir gün ortadan kayboldular. Nereye gitmişlerdi? Bilmiyordum. Ta ki bir gün uzay gemimize gereken özel bir parçayı almak için Intel ile Zorb'un farklı bir bölgesine gidene kadar. Amita, sen misin? Seninle konuşamam, başım belaya girer. Başı neden belaya girermiş? Bize bir suçlu çetesinin ailesini yaşlı zengin bir zorba sattığını anlattı. Amita evi temizleyip yemek yapmak zorunda olduğu için artık okula gidemiyordu. Bir fabrikada çalışmak zorunda olduğu için Mundo da gidemiyordu. Şapka yapmak için saatlerce çalışmasına rağmen hiç para alamıyordu. Ailenin geri kalanı da tüm gün tarlalarda zor koşullar altında çalışmazlarsa cezalandırılıyorlardı. Amita bana okula dönmek için her şeyi yapardım dedi. Nasıl yardım edebileceğini söyledi mi? Evet. Uzay gemisi parçasını Amita'ya verdik. Ailesi onu satıp kendilerine küçük bir çiftlik alabildi. Böylece Amita ve Mundo çalışmak zorunda kalmayıp okula gidebildiler. Amita okuldan uzay gemisinin nasıl yapıldığının öğretilmesini isteyeceğini söyledi. Hey! Yazımın konusu bu olsun. Okula gidebilmemizin büyük şansı olduğunu anlatırım. Harika bir fikir. Herkesin öğrenebilmek ve arkadaşlarıyla oynamak için okula gidebilmesi gerektiğini yaz. Eve kadar yarışalım. Ödevini ilk bitiren kazanır. Güle güle Lili. Güle güle Kofi. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.